17-23 Mayıs haftası tarotlarım konuşur. Yani bu tarotlar bana ait. Benim tasarladığım, kendi enerjime göre, burçların enerjisine göre tasarladığım ve Türkiye'de gerçekten ilk benim tasarladığım tarotlarım olur. Tabii daha önce insanlar yapmıştır geçmişten ama yeni jenerasyona uygun, haritaya uygun ilk benim yaptığım ve kendi tarotlarım bunlar. Değerli Koç burçları, nasılsınız? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Nasıl gidiyor hayat? Bir bakalım. Üç kart seçiyorum değerli Koç burçlarına. Özellikle şöyle söyleyeceğim Koç burçları. Pazartesi, Salı ve çok gergin. Kafanızda duyacağınız yalanlar, kafanızı karıştıracak olaylar ve işle alakalı özellikle Pazartesi, Salı günü çok stresli ve ağzınızdan ateş parlayacak şekilde olacak. Ve etrafınızdaki insanlara karşı güvensizliğiniz, gerginliğiniz de yansıyacak. Sizden ricam biraz daha mantığınızı oturtmanız gerekiyor. İş dengenizle alakalı nokta özellikle sizi duygusal olarak özel hayatınızda iyi şeyler oturmaya başladığında Çarşambadan sonra hem kalp hayatınız ama hem de iş hayatınız ciddi anlamda güzel rahatlıklara erişecek. O yüzden Salı günü bir herhangi bir anlaşma ya da bir tartışmadan uzak durmanız gerekiyor. Bakalım özellikle Çarşamba, Perşembe günlerine bekliyor. Evet, kendi ruhunuz biraz daha iyileşmiş ve duygusal iyileşmeyle birlikte hedeflediğiniz bazı noktalarda deli kararlar ve hızlı kararlar size çok iyi noktalar elde edecek gözüküyor. Bir kart daha çekiyorum. Ev almak, yatırım yapmak planı olan ya da iş bekleyen, işle alakalı noktada süreçlerle ilgili haber bekliyorsanız, yani haftanın dördüncü günü, yani Perşembe ve Cuma itibariyle bununla alakalı noktalarınız büyük bir aydınlığa girecek değerli Koç burçları. Bir kart daha çekiyorum. Sağlık ve ilişki. Evet, hayal ettiğiniz anahtar, hayal ettiğiniz sağlığa kavuşmak. Bu şunu da temsil eder. Devletle ilgili beklediğiniz iş, evrak noktanız neyse güzel aydınlanma ve rahatlık yaşayacağınızı da gösterir. Güzel bir hafta ama ilk iki güne, pazartesi, salıya dikkat etmeniz sizin için daha sağlıklı ve aydınlık olarak gözüküyor. Değerli boğa burçları nasılsınız? Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. İnşallah iyi bir hafta olur sizin için de. Sizin için de bir kart, üç kart seçeceğim. Bir, iki, üç. Sizde de aslında pazartesi günü, pazartesi ve salı günü erkeklerle alakalı yapacağınız iş anlaşmaları, iş toplantılarınız çok büyük kazançlar elde edecek. Hatta yurt dışı ile ilgili bağlantılarınız çarşamba ve perşembe günü. Hayatınızda evraklarla alakalı koşturduğunuz yurt dışı evranız, eğitim evranız ne varsa bu hafta itibariyle gerçekten güzellik yaşayacaksınız. Ama der ki özel hayatta bazı karışıklıklar ve mutsuzluklar var. Özellikle hafta sonunu cumartesi pazar günü özel hayatta alakalı yıkımlar, radikal ayrılık kararı ya da yaşadığınız ilişkiyle ilgili yaşadığınız kaoslar sizi yıpratmış olabilir. Bunları toparlamanız sizin için daha sağlıklı olacak diyorum. İş bekleyen ya da yeni işe girmek isteyenler için bir kart seçiyorum. Yani bu haftayı geçirmeniz lazım. 24'ü 25'i bu iş konunuzla alakalı çok büyük bir aydınlanma, rahatlık yaşayacaksınız. Ama bu hafta beklentileriniz biraz olumsuz olabilir. Yeni aşk bekleyenler için bakalım. Evet, gerçek aşka ihtiyacınız var. Yıldız gibi ya da gerçeğinizi görmek gibi bir enerji var. Bu hafta değil ama 2 hafta sonra güzel bir aşka yelken açma, hatta geçmişe ait, yani geçmiş geri dönüşümünü istiyorsanız bununla ilgili gayet hayırlı ve aydınlık nokta olacak diyorum değerli boğa burçları. Evet, ikizler burcu için kart seçiyorum. Bakalım nasıl bir hafta geçireceksiniz. Beşiktaş şampiyon oldu değerli bütün Beşiktaş taraftarı. Özellikle Sergen'in ağlamasını çok duydum. Ben bir Fenerli olarak ben çok duygusallaştım. Hayırlı olsun Beşiktaş camiasına, huzurlu ve bereketli olsun. Değerli İkizler Burcu, hata yapmaya şansınız yok. Çünkü geçmiş yaptığınız işler bu hafta bu hataları aynı tekrar ederseniz işinizle alakalı yaşayacağınız gerginlik, huzursuzluk sizi yıpratacak. O yüzden dikkatli, kontrollü, özellikle çarşamba akşamına kadar tüm işle alakalı bulunduğunuz insanlarla ilgili dikkatli
Düzgün ve saatinde her şeyi teslim etmeniz lazım. Aslında siz her şeyin gerçeğin farkındasınız ama işinize mi gelmiyor? Ya da buradaki sistemin değişmesiyle ilgili bir mücadele mi veriyorsunuz? Onunla ilgili bir kararsızlığınız var. Çünkü neye kızmış olduğunuz ya da neye sinirlendiğiniz belli değil. Özellikle sağlık sektöründe çalışanlar için güzel kapılar açacak ya da bu tarz bir eğitim niyetiniz varsa bununla ilgili gayet verimli ve aydınlanma yaşayacaksınız değerli İkizler Burcu. Bakalım aşk hayatınız ya da Perşembe Cuma, evet 7 gününüz aslında doğru ve mantıklı devam ederseniz Pazartesi gününe kadar 17'sinden 23 Mayıs'a kadar kafanızdaki planladığınız her şeyin altyapısını oturtacaksınız ve kaygılarınız bitecek. Bu ara ilişkilerde boşanma lafları, ayrılık lafları söz konusu olabilir. Kalpte ihanet, kalpte güvensizlik ya da ilişkiyle alakalı soru işaretinde olabilirsiniz. Aslında bir sorun yok ama sizin kaygılarınız, özellikle yeni aşk bekleyenler için Ateş Burcu biriyle muhteşem bir aşk enerjiniz var. Hayırlı olsun diyorum. Evet değerli yengeç burçları nasılsınız? Umarım her şey iyi ve keyiflidir. Huzurlu ve mutlusunuzdur. Bakıyorum hemen. Bunlar benim kendi tarotlarım. Unutmayın. Başkasına ait değil. Kimse de bulamazsınız. Sadece bana ait bir tarot. 1, 2, 3. Değerli yengeç burçları, özellikle şöyle söyleyeceğim. Hayatınızda değişmesini istediğiniz, yani boğa ayı, yani Mayıs ayı sizin için, yani 22 Mayıs'a kadar şans kapınız, özgürlük, hayal ettiğiniz enerji, yani barışmak bile istiyorsanız gerçekten kaderiniz size çok güzel gülümsüyor. Ve bu gülümsemeyi doğru yaptığınız takdirde yeni anlaşmalar, yeni hedefler, yeni mutluluklar tadacaksınız. Özellikle T harfi, R harfi ve A harfi ya da O harfi birinden çok büyük bir destek alacaksınız. Mesela şöyle söyleyeyim, toprak işi ya da inşaat sektörü bu tarz alanlarda, çünkü toprağı temsil eden mezar taşı demek, mal mülkle alakalı aileden kalan topraklarla ilgili bir oluşum var. Yani vefat etmiş biriyle alakalı haklarınız var. Bunları yasal nokta alacağınızı gösteriyor değerli yengeç burçları. Bakıyorum özellikle Perşembe günü ne olabilir hayatınızda? Kafanızda dinleyeceğiniz ufak bir tatil planı var ve büyük bir ihtimal bunu çarşambadan yapıp hafta sonunda buna katmak istiyorsunuz. Bu size iyi gelecek. Kitap okumak, müzik yapmak, hem ilişki anlamda hem de kendinizi geliştireceğiniz noktalar var. Aile içerisinde yurt dışı planı ya da yurt dışından bir evlat bekleniyorsa olumlu olarak gözüküyor. Güzel bir hafta, keyifli bir hafta. Sadece şöyle korkunuz olabilir. Kaygı, endişeniz fazla olabilir. Biraz depresyon halleriniz olabilir. Yeni iş başlamak isteyenler için gerçekten 17 ve 22 Mayıs itibariyle hedeflediğiniz özgürlüğü, hedeflediğiniz noktayı en iyi şekilde yaşa ve kendinizi daha mutlu ve daha keyifli hissedeceksiniz değerli yengeç burçları. Evet, aslanlar için kart çekiyorum. Dışarıda düğün alayı gibi, çünkü gelinlik giydi Beşiktaş, şampiyonluğunu ilan etti. Halk sokakta nasıl yasak varsa ben de anlamış değilim. Ve silah atıyorlar, nasıl bir durum bunu da anlamış değilim. Yani hiç insanların başına bir iş gelecek mi düşünmüyorum. Evet, aslanlar için 3 kart çekiyorum. Değerli aslan burçları, özellikle erkek arkadaşınız, kocanız, ilişkinizle alakalı bazı kararsızlıklar, bazı mutsuzluklar, yönünüzü bulamamak, yani kaderim mi değil mi bu, nereye kadar gidecek, tam kendimi toparlıyorum derken aksilikler yaşıyorum dediğiniz bir noktadasınız. Aslında sizin de abarttığınız, kendi hatalarınız da olduğunu farkına varırsanız biraz daha ilişkiyi toparlamaya, bu hafta sizi ilişkiler, çevre, illa karı koca olarak düşünmeyin. Aile çevreniz, iş çevreniz, etrafınızdaki insanlarla alakalı noktada bakışlarınız biraz daha farklı, biraz daha siz de alttan almayı öğrenirseniz bana göre çok güzel taçlanma var. Der ki siz krallığınızı, kraliçeliğinizi en iyi şekilde oturtacaksınız ama bu bakışları değiştirip insanları böyle bir üstten bakmayı bırak diyor. Biraz daha rahat etmen lazım. Özellikle değerli aslan burçları. Cuma günü beklediğin ailede bir hastanız olabilir. Cumartesi hastaneyle alakalı koşturmalarınız olabilir. Ya da sizde ufak tefek sağlık problemleri olabilir. Dikkat diyorum, ihmal etmeyin. Bakıyorum ama sürpriz, yeni aşk, yenilik, yeni bir beklenti, duygusallıkla ilgili ne istiyorsanız çok güzel bir aydınlığa girecek. Bakalım malla ilgili fikriniz nedir? Bakıyorum hemen.
Evet, kafanızda toprak üzerine ağaçlı, yeşilliği bol olan gayet güzel kuş sesleriyle çocuklarınızın geçireceği bir fikir var ama bunun için büyük bir ihtimal 4 rakamı var. 4 ay, 4 hafta, 4 dönem içerisinde buna sahip olacaksınız diyorum. Değerli Başak burçlarına geçiyorum. Değerli Başak burçları nasılsınız? Umarım her şey iyi ve keyiftedir, güzelliktedir, umuttadır. 3 kartınızı çekiyorum. 1 2 Hep aynı kartlar geliyor ama bakalım. Şöyle göstereceğim. Hani bazen deriz ya, yaptığımız her şey bize ağır geliyor. Yani işimdeki insanların tavırları, yani ben de bir enerji var ama çevremdeki insanların bu dengesiz tavırları, mutsuzlukları beni çok fazla yoruyor. Yani iki dünyayı da anlayamıyorum. Yani ruhum, hislerim beni doğru noktada yöneltiyor ama bulunduğunuz noktada fazlasıyla dedikodular var. Ve burada devamlı evraklar, kontroller, kağıtlar, satışlarla alakalı iş kapısı yapanlarda büyük bir iş krizi. Kendinizi aldatılmış gibi hissedeceksiniz. Emir altında gibi hissedeceksiniz. Biraz duygularınız yıpranabilir. Ama artık biri beni ışık olarak görsün, ben rahatlayayım dediğiniz noktadasınız ya. Evet, içinizdeki duanızı, içinizdeki enerjinizi daha doğru yaptığınız takdirde siz ışık olarak gözükeceksiniz. Sadece artık hani belki bu ortaklı bir işte olabilir. Marka çalıştırdığınız bir alanda olabilir. Bence şöyle bir şey var. Bunların hepsi toparlanacak. Özellikle geçmişe ait balık burcu birine kırgınsanız ya da hayatınızla alakalı noktada kırgın olduğunuz kim varsa bununla alakalı bir özür dileme noktası söz konusu olacak. Kadın erkek ayrımı yapmıyorum. Değerli Başak burçlar, özellikle 5 ve 4 kardeşseniz miras tartışmaları, yani yengeç ayında miras tartışmaları başlangıç yapılacak ve bu başlangıçlarda tartışmalar, kavgalar çok fazla olacak. Dikkat etmenizi istiyorum. Bir de uzun süredir kendi inançlarınızla ilgili bir dua, bir hayır yapmak istiyorsunuz. Tam zamanı, yapabilirsiniz. Değerli Başak burçları. Evet, değerli Terazi burçları nasılsınız? Umarım iyisinizdir değerli Terazi burçları. Her şey yolunda gidiyordur. Umutla gidiyordur. Sizler için 3 kart seçiyorum. Aslında haftayı kontrol ediyorum birlikte. 1 2 3 Bu hafta şanslı bir haftanız. Yani rızkınızın bereketleneceği. Fakat kırık ayna burada der ki, kırıldığınız noktaları artık insanlara söylemeniz lazım. İyi niyetiniz ve iyi sözler her zaman sizi kıran kalplerle uğraştırıyor. Yani iş yerinizde, çevrenizde, ailenizde herkes sizi, siz ne kadar mütevazi, ne kadar iyi niyetli olursanız olun, hep kalp kırıklığı ve kendi içinizde kırılan bir noktadasınız. Ve artık kendi cesaretinizi bulup kıran insanlara kendinizi doğru ifade etmeniz lazım. Çünkü gün geçtikçe kendi içsel dünyanızdaki karmaşalar da yıpranmış noktada. Özellikle şöyle söyleyeceğim. Haftanın özellikle 4. ve 5. günü, yani Perşembe ve Cuma, yeni anlaşma, yenilik, beklenmedik bir para sizin için çok hayırlı olacak. Yani sürpriz bir anahtar var ve bu anahtarla birlikte güzel bir para var. Borçlarınızla alakalı o toparlamak istediğiniz noktalarda 24 ve 25'i itibariyle daha şanslı, daha parasal anlamda rahata erme noktanız var. Bakalım hafta sonu. Hafta sonu güzel bir zaman. Kendinize ayırmak istediğiniz yolculuk ya da cumadan çıkacağınız, planladığınız bir oluşum var. Hafta sonunuz gayet güzel geçecek. İlişkinizle ya da ailenizle ne yaşamak istiyorsanız hayırlı olarak gözüküyor. Hiç endişe etmenize gerek yok. Belki kariyer anlamında ne yapmak istiyor? Evet, yani kariyer anlamında da kendi özgürlüğünüzü, kendi işinizi kurmak isteyen bazı terazi işler için fırsatlar var. Bu fırsatları değerlendirmenizi istiyorum. Değerli Akrep burçları nasılsınız? Umarım her şey yolunda ve keyiftedir. Allah sizlerle birlikte olsun. Tüm insanlıkla birlikte olsun. 3 kart çekeceğim. 1. Sizde de aynı kart çekti. Şu kartları şöyle göstereyim. Daha sağlıklı olur. 3. Şimdi evliliği kötü giden ve her zaman şanssızım bu ilişkide diyorsanız, evliliğinizde iyileşme, ilişkide iyileşme. Sevgiliniz varsa evlilik teklifi haftası başlangıcı. Yani kafanızda beğendiğiniz insanın size adım atacağı, beğendiğiniz bir ilişkiyle ilgili kendinizi doğru noktada iyileştireceğiniz. Hatta ve hatta bu uzun süredir gözüm kapalı bekliyorum ve bir türlü bundan başkası olmaz diyorsanız bununla ilgili güzel haberler alacağınız. Hatta bu hanede Gonca yaprağı oldu. Evliyseniz çocuk sahibi olmak. Evli değilseniz parmağınıza alyans. İlişkiniz belirsizse belirlenecek bir nokta olacak. Bu sizin için hayırlı.
Evet, iş konularınız gerçekten üzerinizde bir sürü projeler, yenilikler, yapmak istediğiniz anlaşmalar var ama beklediğiniz evraklarla ilgili geciken noktalar var. Bunlarla ilgili kafanız karışmış olarak gözüküyor. Hiç karışmasın. İşinizle ilgili beklediğiniz, özellikle şöyle söyleyeceğim. Yani çarşamba ve perşembe yeniden doğmuş ve sanki üzerinizdeki bütün yük geride kalmış olacak ve çok mutlu olacaksınız. Sağlık olarak bakayım bir ya da hafta sonu ne yapacaksınız ona bakayım. Evet, kendi içinizde ailenize ait çözülmesi gereken hafta sonu ailenize ait mallar, toprak ya da temizlemeniz, evi dekorasyon, yenileme dediğimiz noktaları aydınlığa kavuşturabilirsiniz. Yani evde bir dekorasyon gibi, boya gibi, badana gibi böyle planlarımız olabilir. Ama sağlık olarak belki diş eti iltihaplarınıza dikkat etmeniz gerekiyor değerli akrep burçlarım. Şimdi muhteşem yaylara geçiyoruz. 3 kart. Değerli yay burçları nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Sevgide, aşkta, huzurdadır inşallah her şey. 1, 2, kartlar böyle. Bakın ben böyle çekiyorum. Ele hiç kartları yaymıyorum bile. Özellikle değerli yay burcu kadınlarım. Yani iş bekliyorsanız ve uzun süredir iş kapılarınızla alakalı sorunlar varsa hızlı çıkış, hızlı haberler, iyi telefon diyalogları ya da iletişimleriniz muhteşem olacak. Yani sürpriz bir iş kapınız aydınlığa girecek. Eğer işinizde değişim istiyorsanız bununla ilgili fırsatlar. Özellikle şöyle söyleyeyim değerli yay burçları. Yani Mayıs sonu itibariyle beklediğiniz haber, yöneticiniz kadın bile olsa beklediğiniz değişim gerçekleşecek ve hak ettiğiniz oluşuma girmiş olacaksınız. Kendinizi bazen korumasız, bazen kıyamet gibi dengelerinizi bozabilir ve böyle sanki aniden ruhum yoruluyor ve kendi izdivama çekilmek istediğim kıyametinle de yaşadığın gözüküyor. Bence biraz arınman gerekiyor. Yorgun olduğun gözüküyor ve satmaya çalıştığınız bir mülk ya da yerleşmeye çalıştığınız bir alan gözüküyor. Sanki acele ediyorsunuz ve bunu bir erkekle çözmeye çalışıyorsunuz. Biraz daha mantığınızı, biraz daha dengeyi oturtursanız istediğiniz mal aydınlığa ve yerleşim rahat bir şekilde olacak. Büyük bir ihtimal hafta sonu aileyle yani büyüklerle geçireceğiniz keyifli bir hafta var. Bu da sizi mutlu edecek diyorum değerli yay burçları. Yalnız bazı yay burçlarında özellikle yaylarda anahtar almak, yolculuk yapmak, seyahat etmek, uçak yolculuğu gibi oluşumlarınız var. Bunlarla ilgili olumlu. Özellikle dini konulara merakı saran bazı yay burçları için de güzel yenilikler, yani kendinizi ispatlayacağınız, yani belki siyasi olabilir, belki profesörlük olabilir, belki yüksek lisans olabilir. Kendinizi ispatlayabileceğiniz kararlar vereceksiniz. Değerli oğlak burçları için çekiyorum. Değerli oğlaklar nasılsınız bakayım? İnşallah iyisinizdir. Bir, vallahi oğlak çıktı. Ya geçen hafta da mı böyle çıktı bilmiyorum ama oğlakların enerji soru işareti. Oo, şüpheci haliniz. Yani hayata kendimi kutsadım. Yani çevremdeki insanlara kendimi kutsadım. Yıllardır aynı noktadayım ve işimle alakalı artık yasanın benim evremde dönmesini istiyorsunuz. Ve bu kafanızdaki deli sorular, cevapsız kalan şüpheci yönleriniz, sizi artık çevrenizdeki insanların maskesinden yoruluyorsunuz değerli oğlak burçları. Ve artık iş çevrenizde özellikle Başak Burcu yani diğer toprak gruplarıyla alakalı uyumsuzluklar yaşayabilirsiniz ve bunların size yapacağı sorunlar söz konusu. O yüzden bu haftayı biraz soru işaretli, şüpheci ve endişeli bir evre yaşayacaksınız. O yüzden sakinliğinizi koruyarak şüphelerinize devam edin. Elinizden çıkartmak istediğiniz bir iş kapısı olabilir. Farklı bir işe girmek istiyor. Çünkü bir yol seçimi var ve bu seçimleri doğru yaparsam burada mı kalayım, oraya mı gideyim diye kararsızlıklarınız var. Doğru seçim yapacaksınız ve bu seçim için Ağustos ayına ihtiyacınız var. Ondan sonra yolunuz gayet aydınlığa kavuşacak. Aşk için bakalım çekelim. Çünkü gizli tuttuğunuz, kalbinizde sakladığınız bir aşk var ama görüşme yok gibi. Yani ihanet, güvensizlik, hayal kırıklığı, ilişkilerde adaletin sizin tarafta olduğuna inanmıyorsunuz. O yüzden şu an ilişkiden çok kendi evrenizde yenilikleri ve maddiyatla alakalı toparlanmaya ihtiyacınız var. Bunların hedefindesiniz bu hafta. Şüpheci, soru işaretli ve hedefli bir haftanız. Doğru değerlendirmenizi istiyorum. Değerli kova burçları nasılsınız? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Nasıl gidiyor hayat? Bakalım size de. Bir, şöyle kartları göstereyim. İki, yani şöyle ben böyle görünce şöyle hepinizle birlikte çünkü şey yapıyorum.
Yani şöyle bir şey var değerli akrep burçları. Özellikle kemiklerle ve dişler ve gözlerle alakalı sağlık probleminize bu hafta dikkat etmeniz lazım. Çünkü ağzı iki taraftan alıyoruz. Bakın şöyle. Dişler, ağız bölgemiz yani göz yani bu noktalarla ilgili. Ama değerli kova burçları size bu hafta çok yorucu yani çevrenizdeki insanların gergin halleri, tutumsuz tavırları yani devamlı kendinizi korumaya sebep tutacaksınız ve insanlarla iletişiminizi fazlasıyla uzak tutmaya çalışacaksınız ve çok yoğun evraklar tamamlamanız gereken yenilikler, yeni evraklar, yeni anlaşmalar, yeni yollar arayışı içerisindesiniz ama bir baktığım zaman bu karta şöyle evet kendi içinizdeki duygularınızı saklıyorsunuz ama öfkeniz de var, haksızlık kavganız da var. Yani burada sizde şu var. Ben neyim? Yani ben ne için varım dediğimiz sorgulama ve son zamanlarda da özellikle kadınlar, anne, teyze, abla dediğimiz kişilerle ya da kız kardeşiniz ya da siz kadınsanız tartışmalara dikkat edeceksiniz. Hayal ettiğiniz şeyler yavaş yavaş hayatınızın içerisine girecek. Yani ev almak bereketlenmedir bu. Yani sizde bir bereketlenme enerjisi var ama daha çok sizde Haziran'ın 3'ü, 4'ü itibariyle daha çok bu konuda aydınlığa kavuşacaksınız. Aşk diyorum. Bunu bir kadın dinliyorsa gerçekten bir erkeğini bulacak. Bir erkek dinliyorsa gerçekten sevdiği ve de ilişkisiyle ilgili ters giden şeylerde uyum ve konuşma daha sizi rahata erdirecek değerli kova burçlar ama bu ara unuttuğunuz mahkeme ya da unuttuğunuz bir evrak biraz sıkıntı yaratabilir. Evrakları ve geçmişe ait ödemelerinizi dikkate alırsanız sevinirim. Dağınık bir enerjiniz var. İhmal etmeyin. Değerli balık burçları nasılsınız? Umarım her şey iyi ve rayında ve güzel gidiyordur. Balıkları da not alalım. Unutuyorum sonra. Yaşlandım artık. Gerçekten unutuyorum. Zaten Jüpiter'de yeni konular. Başlangıç. İçinizdeki duanız başlangıç sebebiniz ve her şeyden çok rahat bir şekilde geçeceğinizi gösterir. Yani özellikle bu hafta sizin için çok güzel başlangıçlar, içinizdeki duayı en iyi şekilde yaparsanız bu geçişleri gerçekten 7 gün içerisinde çok rahat ve kafanızdaki pürüzlerin hepsi gitmiş olacak gözüküyor değerli balık burçları. Fakat kendi işinizi ya da yeni bir ortaklı düşünceniz varsa bununla ilgili bu hafta devamlı iletişim halinde olacaksınız. Özellikle ofis açmak, yeni bir alan kurmak, yani yeni bir şeylere başlangıç yapmak istiyorsanız devamlı telefon elinde bir anlaşma yolunda olacaksınız ve bu da sizi tatmin edecek. Bence siz bu hafta daha kendinizi şanslı, barış halde, mutlu halde ve duygusallıkta da bu noktada kendinizi ispatlayacaksınız. Sadece para kaybetmekten kaygılarınız var. Yani gerek bazen içsel dünyanızdaki hani bazen dedikodu ruhumuz artar ya böyle kendi içimizde bir fesatlandığımız noktalarımız var. Bunları bir toparlamanız gerekiyor. Ama özellikle 17 ve 23 haftası sizin için çok güzel. Dua enerjinizi bol bol zikredin. Çok güzel başlangıçlara iş teklifi olabilir, yeni bir yere yerleşim olabilir. Kafanızda kurduğunuz her şeyle ilgili iyi bir iletişime geçiş sağlayacaksınız. Bu da sizi çok büyük bir rahatla erdirecek diyorum. Aşk için bakalım. Evet, özellikle aşksızlara gelme dönemi güneşi yakalamak, doğru aşka adım atmak, doğru ruhu bulmayı temsil eder. Artık kendinizi çölsüz devede gibi hissedersiniz ya, ya ben de ne zaman aşk olacak? Beni kim sevecek? Benim hayatımda kim olacak diyorsanız çölden kurtuluyorsunuz. Güneşiniz sizi o kadar güzel aydınlatıyor ki doğru aşk. Evliyseniz bu haneye çocuk sevinci söz konusu olacak. Bir de ev değiştirme gibi durumlarımız bu hafta daha sıklıkla konuşacağımız nokta. Özellikle hafta sonu güzel, keyifli geçireceğiniz bir hafta var. Bunun da tadını şimdiden çıkartın diyorum. Sevgiyle kalın, umutla kalın, Allah'a emanet olun, her şey gönlünüzce olsun.